Galatasaray'da malum işleri gitmiyor Ahmet Hocam. Hatta kulislerde acaba Torrent için son şans mı diye de konuşulmuyor değil. Burada Torrent'e işi sıkı tutuyor. Dün akşam Beşiktaş maçını izledi. Evet. Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde. İleriye dönük mutlaka Türk futbolunu tanıması açısından bence bu maçlarda alacağı çok şey var. Torrent'in gelişi biraz sancılı oldu. Yani ben hep onu diyorum. Biz ülkemizde maalesef bir teknik adamı kulübümüze aldığımız, sözleşme imzaladığımız dönemde hep onun sırtına büyük yükler yükleyerek alıyoruz. Yani böyle ya biz idealimizdeki teknik adamı aldık. Çok uzun süre büyük başarılara imza atacağız inancıyla, coşkusuyla o birliktelikler çok yaşanmıyor. Torrent'te de Fatih Hoca'nın gidişi zaten bir kesim için sürprizdi. Fatih Hoca'ya yardımcı olarak konuşulan bir hoca, teknik direktör gelince haliyle eleştiriler daha ilk maçından önce yapılmaya başlandı. Ama Galatasaray camiası da aklı selim bir camia. Hepsi dediler ki tamam ne olursa olsun şartlar bizi buraya getirdi. Şu an bizim hocamız Torrent. En azından belirli bir süre ona zaman vermeyi biraz daha önemsediler. Ama bu hafta içinde şunu görüyorum sevgili Cüneyt. Artık bu gerçekten son şans. Yani eğer Kayseri maçı kazanılmazsa beraberlik halinde dahi iyi oynayıp berabere bitirilecek bir Kayseri maçından sonra bile hem yönetime hem de teknik heyete karşı çok ciddi eleştiriler gelecek. Ya aslında sayılmaz aslında değil mi hocam? Dört maçta bir Haklı, puan haklı. Ben sadece puan az değil mi? yani Oyunda da bir puan farklı zaten çok az. görülmüyor Yani belki de. şunu da kabullenirim. Evet, geldiniz, çok iyi oynarsınız. Temponuz iyidir, oyun kaliteniz iyidir. Buna rağmen işte bir maçı, iki maçı, hatta üç maçı kaybedebilirsiniz. Galatasaray'da Torrent'le beraber ben oyun da göremedim. Ben skor da göremedim. Kaldı ki Alanya maçında alınan bir puan var. O maç sonrası yorumlarında Torrent'in ağzından o günkü performansın iyi olduğuna dair bazı açıklamalar da duydum. Yani benim son dönemlerde izlediğim kötü Galatasaray oyunlarından biriydi. Bu Kısır bir taraftarları oyun vardı bir kere tabii bu hocam. Pozisyon taraftarları yoktu biraz daha aslında. umutsuzluğa sevk ediyor. Galatasaray'ın sıkıntısı tamamıyla burada. Camia tamamıyla bölündü. Bakın Trabzon o birlik beraberliğin avantajlarını lider olarak kullanıyor. Beşiktaş Galatasaray gibi çok zor bir dönem geçirdi. Öyle veya böyle toparlandı. Toparlandığı için de evet ideal bir seviyede değil. Ama gidişat Galatasaray'a göre çok olumlu. Galatasaray şu an toparlanma adına bence bir adım bile atamadı ileriye doğru. İşte yarın oynanacak Kayseri maçı Galatasaray için yeni bir başlangıç olmak zorunda. Ki bu sadece Torrent açısından, yönetim açısından değil. Yönetim bölündü, ayrılanlar var. Teknik heyet bölündü. Sezon başı 3 senelik proje denilen proje tamamıyla rafa kalktı. Ve her şey bir tarafa artık futbolcular da sorgulanıyor. Yani Galatasaray takımının kadro kalitesi yeterli değil. Kalitesiz düşünceleri de işlenmeye başladıktan sonra alınacak kötü sonuçlarda futbolcular da eleştirilenlerin başına gelecek. Yani biz Galatasaray'da işte liderler var dedik. Özellikle Arda'ya böyle bir misyon yükledik. Ama Gomis'in geldiği gibi oynamadan liderliğe soyunmuş olmasından bile çıkarılacak çok mesajlar var. Oynamadan dedim. Geçen hafta oynamadı. Yarın da başlamayacak konusunda bilgiler geliyor. Yarın da başlamayacaksa taraftar da sormaya başladı. Ya Gomis seni çok seviyoruz. Zaten Çok gol kaç maç attın. kaldı? Evet, bu dönemde de atacaksın inanıyoruz. Ama işte bizim santroforumuz yok dediğimiz dönemde Mustafa Afrika Kupası'ndan geri döndü. O zaman seni niye aldık diye o bile sorgulanmaya başlanacak tabii. O bizim muhtemelimizde var. Oynayacağına yönelik de bilgiler var. Belki de oynamayacak. Bir bakalım isterseniz Evet. muhtemele de. Ona da yer verilmiş mi Bence de verilmemiş mi? oynaması lazım. Ben de oynamasını bekliyorum Sanki kendi adıma. oynayacak gibi. Bizim istihbaratımız Evet. tabii. Sizin dediğiniz de çıkabilir. Gökhan Hocam ne dersiniz Galatasaray için? Yani sıralamadaki yerine bakınca Galatasaray'ın Torrent'i sorgulamak gerekiyor herhalde. Sonuçta Torrent ilk puanını Alanya'ya karşı aldı. Ligde 2-3 maç, 3 mağlubiyet. 4. maç Alanya'da berabere kaldı. Ama şu var, ben
Galatasaray takımının kadrosunun iyi bir kadro olduğunu ve bu ligde bir seri yakalayacağına inanıyorum. Bu hafta Kayseri maçıyla da başlayabilir ki ben şuna da inanıyorum. Futbolda derbi oynarsınız. Derbide genelde favori olan taraf değil de diğer taraf daha iyi konsantre olduğu için bir sürpriz yapar. Genelde sürprizli biter bu maçlar. Şimdi Galatasaray'ın durumuna bakıyorsunuz. Kupada yok da. Bir Avrupa'da Mart'ta oynayacağı bir maç. Onun haricinde de kupayı zaten çeyrek final maçlarından önce elenmişti. Ligde artık korkulu rüya görmek istemiyor. Rahatlamak istiyor ve onun peşinde de Avrupa Kupası'ndaki maça rahat çıkmak istiyor. Kayseri Spor ise altlardan biraz bir nebze olsun uzaklaştı. Ve Fenerbahçe'yi eleyerek çeyrek finale kaldı. Şimdi böyle maçlarda maçın tahminini yapın dedikleri zaman hep %50 deriz. Veya kendi sahasında oynayan takımlara %55 deriz. %51 dersin. Sahaya çıkmadan maç kazanılmaz. Hakemin düdük çalmadan maç başlamaz. Maç da kazanılmaz. Ama ben şuna inanıyorum. Kayseri bu derece yani Fenerbahçe'nin elemenin bir keyfi var. Yani bir rehaveti olacak maçta. Galatasaray'da istim üzerinde olacak. Çünkü artık barışması lazım camianın. Bir şekilde dertlerini bir tarafa bırakıp sahada kenetlenip taraftarla, yönetimle, işte futbolcular kendi aralarında birleşmeleri lazım ki bu da çok iyi bir fırsat gibi duruyor. Ben Galatasaray'ı bu maç için %75, %80 favori görüyorum. Bak bu maç için neden? İşte Kayseri'nin bir rehaveti var çünkü Fenerbahçe'yi kupanın dışında bıraktı. İşte ligde bir nebze olsun rahatladı. Bu sefer motivasyonu olan, hedefleri daha fazla olan bu maçla ilgili Galatasaray duruyor. Ve Galatasaray'ın oyuncu kadro yapısına baktığınız zaman da hakikaten bulunduğu yerle hiç hak etmeyen, bağdaşmayan bir kadro yapısı var. O kadronun artık sirkelenip Kayseri maçıyla bir seri yakalayacağına inanıyorum kendi adıma. Ne dersin Samet Hocam? Fatih Terim'le başlanılan sezonda torrent değişikliği ama 4 maçta 1 puan. Belki de kader sınavı Kayseri. Bunu da pardon. Bunu da söylerken sakın torrentle alakalı falan, yani Dominik torrentle alakalı olduğunu düşünmeyin. Ben sağdan gelen birisi olarak futbolcunun bu düşüncede olacağını, bu inanışta olacağını düşünerek söylüyorum. Yani teknik direktör katkısını bir yana bırakıyorum. Ya tabii torrentle beraber yani oynanan ilk 3 maç var. 3 kere öne geçen Galatasaray. Torrent'in Hatay maçından sonraki maç sonu yorumunda hücum yaparken savunmanın da ne kadar çok önemli olduğunu, futbolun büyük bir parçasının bu olduğu gibi bir söylemlerde bulundu ki yani ben bundan sonraki maçlarda yani Hatay maçından sonra Kasımpaşa ve Trabzonspor maçında olayın biraz daha Alanya'yı da buna katabiliriz. Savunma probleminin ben Galatasaray tarafından daha gelişebileceğini, daha çok dikkatli izlenebileceğini Torrent tarafından bekliyordum. Ama 3 maça bakıldığı zaman 3 maçta öne geçip maçı bitiremeyen, kaybeden bir Galatasaray olduğunu gördük. Yani burada Alanya maçında genel yapısına bakıldığı zaman yine çok pozisyon veren, yine topun daha çok rakipte olduğu bir oyun. Yani burada şu çıkıyor. Yani Galatasaray iyi savunma yapamıyor. Galatasaray oyunu bitirebilecek oyunu bulamıyor. Yani bu bence Galatasaray'ın 4 maçtaki torrentli serüvenini biraz böyle anlatabiliriz. Ben özellikle orta sahadaki zaten oyunun Galatasaray adına çok zayıf olduğunu her zaman yani söyleyebilirim. Çünkü hem oradaki pas oyununu hem rakibin oradaki fiziksel oyuna cevap verebilecek hem oyunu hem oyuncuyu yakalayamadı Galatasaray. Bu açıdan yani bilmiyorum savunma problemleri bu kadar yüksek bir takımda Gomis sevincini yaşanması ben biraz çok sanal görüyorum. Yani bu Gomis... arada maçlarda ekranda hani Gökhan Hoca da serideydi ama şu fikstürde seriyi yakalamak da zor. Yani hocam. Şimdi Göztepe, Rize yani Konya'nın performansı Beşik. Ya bunlar tabii ki çok zor maçlar zor yani aslında. Yani Fenerbahçe. Yani evet yani bu grupta yani nasıl bir seri yakalanır? Güçlü bir oyundan bu Gökhan Hoca'nın dediği seriyi bulmak olabilir ama yani o güçlü oyun şu ana kadar güçsüzlüğe döndü. Yani 3 tane maç oyun içerisinde bölüm bölüm iyi şeyler vardı, pozisyonlar vardı ama Alanya maçının en son konuşmaya kalkarsak çok fazla olumlu bir şeyi bulamayız. Alanya maçının aslında bu kadar çok gündeme az gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de o arada kiralık
döneminin başlaması ve kiralık alan oyuncular Galatasaray'ın gündemini bir anda o tarafa çevirdi. Yani problemsiz sanki bir Galatasaray var. Transferlerle beraber çok daha iyi olacak bir Galatasaray'a döndü. Ben çok kolay bir Kayseri maçı olacağını düşünmüyorum. Yani Gökhan Hoca belki Kayseri'nin rehavetinden bahsetti ama aslında bana göre bir güç vermiştir. Bir daha bir eksikler de çok ama hocam yani, Kayseri'de. Hikmet Hoca'nın da işi çok kolay değil. Yani muhakkak. Yani Fenerbahçe karşısında da gerçi çok eksik vardı. Yani ben Hikmet Hoca'nın tabii ki kupada Fenerbahçe maçının tur atlama düşüncesinin çok çok yüksek olduğunu düşünmüyorum. Yani lig onlar için çok çok daha önemli ama geçmeleri bir moralli oldu. Daha bir sahadaki yani o güçlerini daha farklı yansıtabilirler. Yine çok zor bir maç olacağını ben düşünüyorum. Çünkü önde hızlı hücuma çıkan çok keyifli oyuncuları var Kayseri Spor'un. Yani eğer Galatasaray çok dengeli oynamayıp veya öne geçtiği oyunu bitiremeyecek bölümü yakalayamazsa sıkıntılı bir maç olabilir yine.